ATG TV'den herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere KingRoot Root adlı programın hem kurulumunu hem de kullanımını anlatacağım. E, Kinga Root programı ne işe yarar ondan bahsedeyim. E, Kinga Root programı Android işletim sistemine sahip bir telefonu rootlamanıza yani onun e, dosyalarınıza erişebilmenizi sağlar. E, bu program sayesinde elinizde eğer bir Android telefon varsa e, o telefonu rootlayıp e, onun birçok dosyasına erişebilirsiniz ve root gerektiren programları telefonunuza kurup e, kullanabilirsiniz aynı zamanda dosyalarına da eşebilirsiniz. Sistem dosyalarına yani. Normal e, zamanda bu kısıtlanıyor. Rutsuz olduğu zamanda. E, bu işlemleri yapabilmek için elinizde bir Android telefon. E, daha sonra USB kablosu ve bir bilgisayar olması e, ve o bilgisayarda da KingRoot Root programının e, yüklü olması gerekiyor. Tabi ilk öncelikle telefondan bir ayar yapmamız gerekiyor. Aslında telefondan video çekmeyi kaydı, e, denedim ama e, çok kasıyordu. O yüzden e, size resimlerle anlatacağım. E, nasıl USB hatayı eklamo modunun açılabileceğini göstereceğim. Ee, şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir Android telefonun arayüzü genelde herkeste zaten böyledir. Ee, Android telefonunuzda tüm uygulamalarda ayarları buluyorsunuz ve ona tıklıyorsunuz. Ee, ayarları girdikten sonra e, benim telefonumda geliştirici seçeneklerinin altında oluyor geliştirici seçeneklerini buluyorsunuz ilk öncelikle tabi sizin Android sürümünüze göre farklılık gösterebilir Eğer ayarları kurcalarsanız eminim ki bulabilirsiniz Ben de geliştirici seç seçeneklerinde geliştirici seçeneklerine tıkladıktan sonra ilk öncelikle yukarıdan geliştirici seçeneklerini aktif hale getirmemiz gerekiyor o yukarıdaki dik, dikdörtgen butona tıkladığınız zaman e, yeşil renge dönecektir. E, ve bütün ayarlar açılacaktır. Şu anda da zaten gördüğünüz gibi açılmış ve e, alt taraftaki olan bütün ayarlar açıldı. Ve şu alt tarafta bir USB hata yaklama yazıyor. USB bağlandığında hata yaklama modu başlar. Bizim telefonumuza root yapmamız için bu modu açmamız gerekiyor. E, daha sonra ikinci olarak da bunun üzerine tıkladığımız zaman böyle gördüğünüz gibi yeşil bir tik işareti olacaktır bunun yanında. E, bunu işaret dedikten sonra e, size böyle bir uyar, uyar, uyarılar yazabilir e, işte telefonunuz e, düzgün bir şekilde e, çalışmayabilir hatalar verebilir gibi bir hata verebilir ama e, onlar önemli değil siz bunu açın ekrana ne geliyorsa tamam falan deyin e, daha sonra e, bu tam ayıklama modunu açtıktan sonra bunları kapatabiliriz telefonda yapmanız gereken işlemler bu kadar e, en son olarak da bilgisayarınıza Kingo Root programını e, yüklemeniz gerekiyor. Bunun için tarayıcınızı çalıştırın. E, Kingo Root programı üc ücretsiz bir program olduğu için hemen buraya Kingo App yazabilirsiniz. Programın ismi Kingo Root ama sitelerin ismi Kingo App. Direkt kendi sitesinden e, indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk çıkana tıkladım. Kingo App geri geldim göstermek için size. Kingo App yazıp Kingo Root for Android için diyor. E, Kingo App'ı tıkladım. Ee, direkt zaten ana menülerinden Dowland for Windows, Dowland for Android için indirmeniz gerekiyor. Eğer Windows için indirirseniz ve kablo ile telefonunuzu e, zaten root işlemi için bağladıktan sonra sizin telefonunuza da Kingo root bir program yüklüyor. Yani ayrıyeten bir yeniden sizin indirmenize gerek yok. E, telefonunuzda Wi-Fi'nizin açık olması yeterli. Yani internete bağlı olmanız gerekiyor o programın inmesi için. Ee, belki ona gerek de yoktur, tam olarak emin değilim ama hani wifisiz olarak da belki e, program kendi içinden yüklü olabilir, tam emin değilim ona. Ee, buradan Download for Windows dediğiniz gibi Windows için e, indirmiş olacaksınız KingRoot programını. Zaten buna tıkladığınız gibi indirmeyi başlatacak. Ben burayı da kapatıyorum. Ee, indirme başladıktan sonra ayrıca bu indirme linkini videonun altındaki açıklamalar kısmına da koyarım. İsterseniz oradan da gidip siteden e, indirebilirsiniz. Ee, KingRoot'u indirdikten sonra bu şekilde şekilde bir e, program gelecek yükleme King orutu yükleme programı buna çift tıklayarak çalıştırıyoruz şu anda benden yönetici izni istiyor Tabi bu size görünmemiştir ama buna Evet diyorum ben Evet şimdi kurulum kurulum hoş geldiniz işte devam Bunlar önemli değil. ileri diyoruz bu lisans Anlaşması o kadar önemli. Değil. Bunu da kabul et deyip geçebiliriz. Ee, şimdi burada size öneri sunuyor, teklif sunuyor. Yandex'i size kurayım mı ister misiniz acaba diye. İsterseniz buradan parametre ayarlarını deyip istediğinizi seçip kurdurabilirsiniz. Ya da hepsini kapatabilirsiniz kurmamasını isteyebilirsiniz. Ya da teklifi yok say deyip bunu geçebilirsiniz. Teklifi yok say dedim ben şimdilik istemiyorum dedim. Ve kuruluyor şu anda. Gayet hızlı bir şekilde kuruluyor durdurmama gerek kalmayacak. Evet, tamam. Kurulum e, durumu, kurulum tamamlandı. Tabii bu sizin bilgisayar hızınıza göre değişebilir. Çok e, geç de kurulabilir, çok hızlı da kurulabilir. E, %100 oldu. Kurulum tamamlandı diyor. Tamamla dedik. Buradan çıkışta uygulamayı çalıştır seçerseniz bunu kapattıktan sonra uygulamayı hemen e, çalıştıracaktır. E, ben şimdi telefonumu bir çıkartayım ilk öncelikle kablodan. E, bunu çıkışta uygulamayı çalıştır diyoruz ve kapat diyoruz. Evet böyle bir ekran karşımıza geldi ve King Root programını kısa yolunda buraya ekledi zaten. Ee, şimdi bu programı da kapatalım biz. Ee, programı açmadan öncelikle kabloyla telefonunuzu bağlayın. Ben şu anda kabloyu bağladım telefonuma ve şu anda bağlanacak. Benim kullandığım telefon e, mı artık bu bilmiyorum ama 8190 Samsung S3 mini oluyor biraz eski bir telefon ama fark etmez Android olması yeterli Eee Muhakkak Kingorot programını kapattığınız emin olduktan sonra USB kablonuzla telefonunuzu bağlayın. Çünkü bazen sorun verebiliyor program çalışır haldeyken. Ee, ben şu anda telefonumu bağladım kabloyla USB kablosuyla. root programına çift tıkladım ve yönetici olarak çalıştırdım. Şimdi test ediyor USB debugging modunun açık ol yani USB hata ayaklama modunun e, açık olup olmadığını denetliyor şu anda. Evet denet, denetlisin. Evet gördüğünüz gibi buldu. Zaten sizin telefonunuz root'lu diyor. Şu anda gördüğünüz gibi root'u kaldır veya root again diyor. E bir saniye ben hemen root'u kaldırayım size nasıl bir ekran çıkacağını göstereyim isterseniz. Ee, evet ben remove root deyip e, root'u kaldırdım. E, Kingroot root programı size böyle avantajla sunuyor İsterseniz telefonunuzu rootlayabilirsiniz daha sonra tekrardan da e, rootlu telefonu root'suz haline e, geri döndürebilirsiniz. E, siz telefonunuzu taktıktan sonra daha önceden rootlanmadıysa telefon direkt böyle root yazısı çıkacaktır e, tabi bu USB hata ayaklama modu açıksa. E, USB atam ayıklama modu da açıksa telefonunuzu da bağladıysanız zaten bu şekilde telefonunuzu tespit edecektir. Ve siz buradan root dediğiniz gibi ben tıkladım şu anda. E, bir bar dolacaktır burada şu anda. E, burada bazen e, mesela %36'larda, 40'larda, 50'lerde yani belli zamanlarda takılabilir. E, yani sakın dondu sanı falan kapatmayın. Kesinlikle de kabloyu da çıkartmayın. E, sabırlı bir şekilde bekleyin. Ben daha önce yaptığım için büyük ihtimal hızlıca dolacaktır ama sizde... E, çok uzun süre beklediği zamanlar olabilir. Hani tabi 10-15 dakika kadar falan bekliyorsa tabii ki de bir hata olduğunu anlarsınız. Kapatıp tekrardan e, açabilirsiniz. Ama öyle bir şey olacağını sanmıyorum. E, şu anda zaten rootlama işlemini yapıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun yok gibi görünüyor. E, tabi rootlama işlemini yaparken sizin telefonunuza bazı uygulamaları yüklüyor. Bunlar reklam uygulamaları olabiliyor. E, bence bunlara gerek yok. Bunları hemen program... Biliyorsanız telefonunuzda e ayarlar kısmına gidip uygulama yöneticisinden o programları kaldırmanızı öneriyorum. Çünkü reklam uygulamaları oluyor onlar genellikle. Sürekli karşınıza çıkabilir yani belki daha büyük sorunlara bile yol açabilir. Benim önerim onları kaldırmanız. Şimdi hemen bitsin root işlemi Videoyu durdurmaya gerek kalmayacak ee, Gördüğünüz gibi root succeed yazdı yani root işlemi başarılı oldu diyor ee, Ayrıca burada da bir kısım var ee, Bize Bağışta bulunmak ister misiniz diyor eğer gerçekten bu program içinize yaradıysa root işlemi gerçekleştirdiyse Buradan donate deyip e, Bu uygulamayı geliştiren kişilere Bağışta bulunabilirsiniz destek amaçlı tabii ki de Yani o sizin gönlünüze kalmış bir şey Eee bu kadar telefonumuzu rootlamış olduk şu anda. Telefonunuzda root'la telefonunuza root'la ilgili yapılabilecek bütün işlemleri şu anda gerçekleştirebilirsiniz. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.